Evet arkadaşlar, ben şehrin gürültüsünden sıkıldım. Egzoz dumanı solumak istemiyorum diyenler için, Covid-19'dan kaçanlar için Yeşiltepe'de 724 metrekare arsa içinde mükemmel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Eski videolardan birinde Yeşiltepe'de yine bir video çekmiştik. Onu izleyenler buraya aşinadır. Güzel bir yer. Dediğim gibi mükemmel konumda. Bahçesi harika. Gerçekten çok güzel bir bahçesi var. Bir garajımız burada. Buranın üstü daha da iyi kapatılabilir. Geç arkadaşlar. Başlayalım sonra. Bence buradan başlayalım. Yani şöyle bir ön bahçeniz var. Buraya havuz yapma şansınız var. Yani bakar mısınız şuraya? Mükemmel bir bahçesi var. Meyve ağaçlarıyla dolu. Yani isterseniz burayı komple bir kamelya haline getirebilirsiniz ama sol tarafta yine bir kamelya alanımız var. Ama böyle bir bahçenin sahibi olacaksınız. Arkada da böyle bir bahçemiz var. Ev eşyalı verilecek. Yani 724 metrekare bir arsa içinde. Burası telle ayrılmış. Kümes yapılmış burası. Tavuk kümesi. İleride şimdi kümesi de göstereceğim. Bu alan da bize ait. Yani şu duvara kadar bize ait. Bahçeye baksana. Muhteşem bir bahçesi var. İsterseniz burayı kamelya yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Orada kuyu var. Kuyu suyu kullanıyorsunuz zaten. Suya da bir ücret ödemiyorsunuz. Bu bahçesi daha güzel. Her taraf bahçe burada. Yeşillikler içinde. Bu armut ağacı galiba. Armut. Gerçekten çok güzel bir bahçesi var. Bu ne meyvesiydi? Bunu kesip yiyorlardı ama. Ejder meyvesi farklı bir şey galiba. Ama işte bahçeye baksana, insanın ömrü burada uzar. Terastan da göstereceğim size. Yeşillikler içinde bir yer. Arka bahçeye de bakalım. Burada bir de balık havuzu var. Burada güzel bir çeşmemiz var. Bahçeyi sulamak için. Balıklara bakar mısın? Ne güzel olmuş. Çok güzel ya. Alapalık atacağız bunun içine. Akşam mangalımızı yakacağız. Çok güzel olur. Az önce bahsettiğim kümes burada arkadaşlar. Geniş bir kümesimiz var. Alın buraya. Koyun 20 tane tavuk. Mükemmel bir şey olur. Burada da bir evin ardiyesi var. Kendine ait depo yapılmış. Bazı malzemeler oraya konulmuş. Evin arka bahçesi de çok geniş. Yani burada genelde metrekare 700 metrekare, 699 metrekare aralığında gidiyor ama burası 724 metrekare. Mangal yerimiz. Evin arka bahçesi çok güzel. İsterseniz buraya havuz yapma şansınız da var. Yani burayı kaldırıp komple havuz yapabilirsiniz. Yine burada tavuklar için ayrılmış bir bölüm daha var. Zeytin ağaçları, incir ağaçları, kayısı, limon galiba. Evet. Ya işte bahçe dediğimizde böyle bir şey olmalı. Yani villanın önünde, tamam biz de tanıtıyoruz. Ufak ufak bahçeler villalarda ama yapabileceğimiz şey bu. Buranın metrekaresi büyük olduğu için bahçe alanı da geniş. Bahçe de bakımlı bir bahçe. Evin içi de çok güzel. Dediğim gibi mobilyalarla satılır. Mobilyaların hepsi kalacak. Dış cephesi 2 yıl önce yapıldı. Hiçbir masrafı yok evin şu anda. Tok mu? Tok. O çok güzel olmuş ya. Şöyle bir bakar mısın? Yani şu görüntü yeterli bende. Burada da bir oturma alanımız var. Güzel bir masamız var. Burası da. İsterseniz burayı cam balkonla kapatıp kış bahçesi haline de getirebilirsiniz. Yani öyle bir şansınız da var. Şimdi evin içine bakalım. Evet arkadaşlar, evimizin giriş kısmı geniş bir holümüz var. Hol pardon, Almanca'da şu demekmiş. Hol demiyoruz. Koridorumuz var. Gerçekten geniş bir alan. Bu eşyalar gidecek. Sadece bu ikisi gidecek. Bunlara bir de bu var tabii. Bunu da unutmayalım. Bu da çok güzel bir şey. Hemen sağ tarafta mutfağımız var. Geniş bir mutfağımız var. Ayrı mutfak.
Köpeğimiz de gidecek. O da bizle geliyor. Evde kalmayacak. Yani geniş bir, gerçekten geniş bir mutfağımız var. Ayrıca bahçeye açılan bir camı var. Gün ışığından da uzun süre yararlanabilir. Hemen onun yanında bir banyo dolabımız var. Burası da geniş. Masrafsız dediğim gibi. Çok güzelmiş. Şuna baksana. Çok iyi. Evet arkadaşlar, onların yanında da burada, normalde burası iki odaydı. Tek oda haline getirilmiş. Burada hemen yine bir tekli yatağımız konulmuş, gardırobumuz var. Burası da çıkışlık yatağımız, alt odamız burası. Özellikle yaşlı bireyler için, merdiven çıkmak istemeyenler için çok güzel bir şey yapılmış, düşünülmüş. Karşıda televizyonumuz var, o da kalacak. Burası taşla yapılmış. Taş olması çok güzel bir görüntü vermiş. Evin bence en sevdiğim yeri salonu. Ya gerçekten çok hoş bir salonu var. Yani buraya taşlarla arka duvar yapılmış, önüne bir kuzine soba konulmuş. Burada kestane mükemmel olur. Bunlar kalacak dediğim gibi. İsterseniz eşyaları değiştirme şansınız var. Ama bu şekilde de kalabilir. Yani normal bildiğimiz Yeşiltepe'deki villalardan farklı bir villa. Üst taraf çünkü buradan açık. Üst taraftan da gözükebiliyor salon kısmı. Yemek masamız buraya konulmuş. Gerçekten 8 kişilik, 6 kişilik bir yemek masamız var. Yani bu evin eşyaları gerçekten güzel. Hani istenirse bunlar kalabilir ya da değiştirilebilir. Buradan yine bir bahçeye çıkışımız var. Ama bu çıkış çok da önemli değil hatta. Işığı bir yakayım. Aydınlatması oradan olmuş. Karşı tarafta da yine aydınlatmalar olmuş. Ya şu taş duvar çok güzel olmuş. Yani bakar mısın? At sobaya, şömineden. Çok çok iyi. Yani en azından üstünde kestane yaparız. Evet arkadaşlar, burası da ikinci katımız. Evimiz gerçekten çok güzel. Buradan bir çıkışımız var. Teras kısmına. Ama oradan da bir çıkışımız var. Genelde bu çıkışı tercih etmemişler. Buraya kitaplık konulmuş. Kütüphane haline getirilmiş. Burada bir odamız, bir de banyo lavabomuz var. Odamız burada. İki tane tepli yatak sığdırılmış. Yanında da yine bir kitaplığımız var. Yani evin odaları geniş. Dediğim gibi doğanın içindesiniz. Doğayla baş başasınız. Hiçbir ses gürültü yok. Burada da bir banyo lavabomuz var. Buraya da çek istersen. Evet arkadaşlar, burası da teras alanımız. Rahatlıkla bir 45-50 metrekare terasımız var. Uzun bir terasımız var. Yani buraya kadar uzuyor. İsterseniz burayı kapatabilirsiniz. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de kalabilir. Zaten arkamda da gördüğünüz gibi genelde burada yaz kış oturanlar var. Ama dediğim gibi mükemmel bir konumda. Yeni yapılan villalar var mesela onlar. Şu an fiyatları 2 milyon civarında. 1,5-2 milyona kadar çıkabiliyor. 724 metrekare arsa üzerinde muhteşem bir villamız. Yani her şeyden uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Doğayla baş başasınız. Karşı taraftaki dağı bir gösterir misin Hakan? Yani geçenlerde eski videolarda izlediyseniz o tarafta bir yer çekmiştik. Bu da bu tarafta. Şu an bu villamızın fiyatı 899 bin TL. Pazarlığımız var. Yani pazarlık halinde yine yüz yüze getiriyoruz. Pazarlık yapılıyor. Ama hani bu doktorların önerdiği bir yer var. Astım hastalarına ya da kronik rahatsızlığı olan insanlara. O yer burası arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yer. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Burada insanın ömrü uzar. İyi seyirler.